Ejderhan Balıkçısı. Çağlar başlarlar ve sona ererler. Bu başlangıç ve son bazen mesela buharın keşfi yahut elektriğin hayata uyarlanması gibi bir bakışta evrimsel bir oluşlar zinciri içinde gerçekleşir. Ama bazen de çağdan çağa geçiş, ihtilaller, yıkılışlar, kanlar, katastroflar içinde yürür. Benim bu bahiste anlatacağım oluşlar da galiba bir çağ değişimiydi. Yıkılışlar, ıstıraplar, kanlar ve katastroflar içinden beslenen bir çağ değişimi. Ama benim kültürüm, formasyonum bu oluşların kanuniyetlerini kavramaya elbette ki yeterli değildi. Kaç gündür Derbent'teyim. Derbent, Hazar Denizi ile Kafkas Dağları arasında tarihin ve eski dünyanın kilit noktalarından biridir. Çocukluğumda dinlediğim masallarda adını o kadar çok duyduğum Kaf Dağı'nın kapısı işte burasıdır. Masallara göre Yecüc Mecücler bu duvarların ardında yaşarlar ve açılsın diye daima da kapıları zorlarlardı. Bütün çağlar boyunca kavimler kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye hep buradan geçtiler. Tarih öncesi kabileleriyle tarihi çağların istila dalgalarının geçit yeri burasıydı. İskitler, Gimeriler, Medler buradan geçtiler. İran, Roma, Bizans, Arap, Selçuk, Osmanlı imparatorluklarının sınırları burada sona erdi. Bu milletler için bu geçidin ötesi dünyanın sonu sayılırdı. İranlılar buraya taştan bir Çin seddi çektiler. Araplar bu geçide Babül Ebbab yani kapıların kapısı dediler. Bu kapının ardında yaşayan kavimlere Yecüc, Mecüc adını verdiler. Bunlar insan taifesinin dışında sayılırlardı. O günlerde bu duvarın ötesi yine kaynaşıp duruyordu. Kuzey ovalarında patlayan kızıl bir ihtilal Derbent kapılarına doğru hızla kayıyordu. Yecüc Mecücler yine açılsın diye kapıları zorluyorlardı. Bozkırlarda yine bir şeyler kaynaşıyordu. Derbent yine sarsılmıştı. Derbent sarsıldığı zamansa dünya bir şeylere gebedir. Karabağ'dan Nuha'ya döndüğüm zaman havayı orada da kararmış bulmuştum. Herkesin gözü Azerbaycan'ın kuzey geçitlerindeydi. Kuzey geçitlerinin kilidi ise Dağıstan'ın Derbent kapılarındadır. Bu kapılar bir defa açıldı mı oradan güneye boşalacak selleri hiçbir kuvvet durduramaz. İşte tam o günlerde ben de oraya yöneldim. Çocukluğumdaki masalların ruhumun derinliklerinde kalan gizli hazineleri içimde yine canlanıyordu. Kendimi hayatımın yeni bir dönüm noktasında hissediyordum. Kısmetim sanki bu kapının ardından görünecekti. Bu kısmet belki bir hiç, belki bir zindan, belki bir saray olurdu. Gelecek selin önünden herhalde kaçmayacaktım. Bu selin ne getireceğini, hatta ne olduğunu bilmiyordum ama kader ne yazmışsa o olacaktı. Derbent pazarında kalmuklar, kumuklar, kazaklar, lezgiler, avarlar, hülasa her biri başka bir akından arta kalan bir insan kalabalığı kaynaşıyordu. Hepsi de hançerli, kamalı, silahlıydı. Dağ köylerinden inenler yağ, peynir tulumlarını satmaya çalışıyorlardı. Seyyar elbisecilerin, eskicilerin omuzlarında Rus generallerinin kaputlarından kabartay, Çerkes mantolarına, Tolstoy gibi gömleklere, imam, papaz cübbelerine kadar bin bir çeşit eşya sarkıyordu. Çizmeciler, halıcılar, gümüş katmalı eşya yahut lahana salamurası veya kebap satanlar birbirine karışmıştı. Herkes konuşuyor, herkes bağırıyordu. Hükümet artık yoktu. Yahut da onun varlığı geçici, yetkisiz bir takım yerli komitelerden ibaretti. Bunların hiçbir nüfuzu olmadığı gibi kendi namına hareket eden yerli sergerdelerin kuvveti de artık sona ermişti. Derbent yeni efendilerini bekliyordu. Akşam yaklaşınca şehirde işlerini bitiren atlılar, zayıf atları, yüksek Çerkes eyerleri üstünde köylerine dönmeye başladılar. Bunlar bana devrimizin insanları değiller gibi geliyordu. Tüyleri yüzlerini kapatırcasına kocaman papaklarını başlarına bastıran Moğollar, herhalde Cengiz Han'ın kumandanı Sobutay bu geçitten geçerken peşine taktığı dedelerinin kıyafetlerindeydiler. Avarlar buralarda bin yıl önceki akınlardan arta kalmışlardı. Şu yüzleri donuk, hareketsiz atlılar belki de 1500 yıl önce Atilla'nın akınlarından burada kalan artıklardı. Hareketleri ne kadar ağır, sözleri ne kadar kısaydı. Şu sarığını uzun kara astragan kalpağının üstüne saran ve cübbesinin üstüne omuzdan eğri bir kılıç atan kıvırcık saçlı, kıvırcık sakallı köy imamının atasının atası herhalde bir Arap'tı. Taba saranlar bir Yahudi cemaatiydi.
Filistin'den buralara belki de 1000 yıl, belki 2000 yıl önce sürülmüşlerdi. Dünyada hiçbir yer tarihin insan tortusunu göğsüne bu kadar sindirmiş olamazdı. Belki 5000, belki 10.000 yıldan beri buradan her geçen buraya kendinden bir şey bırakmıştı. Sonra Lermontov'un, Puşkin'in, Tolstoy'un anlattıkları Kafkas havası etrafta esiyor gibiydi. İmamlar, mücahitler, Şeyh Şamil, Hacı Murat sanki şimdi şu dağdan ineceklerdi. Terek kazakları, kazak baskınları, hançer hançere, kılıç kılıca yapılan savaşlar, kaçırılan Çerkes güzelleri, düello eden zabitler. Hülasa eski Kafkas savaşlarının şövalye ruhunu dünya edebiyatına mal eden hikayeler, maceralar içimde canlanıyordu. Nuha'da bazı gece toplantılarında bu kitaplar sık sık okunurdu. Ben en çok Lermontov'un tabiat tasvirlerini severdim. Dağlara, dağlardaki kalelere esir düşmüş Kafkaslının silahlarına ve ince belli sevgilisine hasretini onun şiirlerinden dinlerken kendi kuytu köşemde ağlar gibi olurdum. Bu hasret hürriyetin hasretiydi ve bu dağlar hürriyet kadar engindi. Hazar'dan Nuha'ya dönerken yollarda her şey sarsılmış gibiydi. Herkes bir şeyler bekliyordu ve bu beklenilen şey gecikmedi. Daha ben Nuha'ya varmadan Derbent çöktü. Kapıların kapısı açıldı. Kızıllar Dağıstan'dan Bakü üzerine doğru Azerbaycan'a aktılar. Nuha'da birkaç gün önce mektepten bir eve taşınmıştım. Kaldığım evde bir hol, bir yatak odasından başka uzun, geniş bir salon işgal ediyordum. Buraya küçük bir bahçeden girilirdi. Bahçenin etrafı yüksek duvarlarla çevrilmişti. Salonun karşı duvarı yerden tavana kadar uzanan bir ocakla süslüydü. Ocağın cephesini göz alıcı alçı kabartmalar, içi renkli camlar, aynalarla şekillendirilmiş çeşitli İran motifleri süslüyordu. Bunun iki tarafındaki hücrelere ailenin nesilden nesile geçen işlemelerinin, eski gelin elbiselerinin sırmalı bohçaları yerleştirilmişti. O günlerde bu salonda dolaşmak zorlaşmıştı. Kızıl Ordu 2 gün önce Nuha'ya girmişti. Bundan ürken zengin komşular ne kadar zayıf bir ihtimal olsa da bir muallimin odasında belki kurtulunur ümidiyle en kıymetli halılarını üst üste bu salona sermişlerdi. Bu kat kat halılar üstünde sanki yumuşak bir kumsaldaymışım gibi güçlükle yürüyebiliyordum. Kızıl Ordu'nun şehre girişini kalenin karşısındaki parktan sonuna kadar seyrettim. Bu bir ordu hareketinden ziyade bir göç, başıboş bir sel akınıydı. Bütün tarih boyunca örneğin şu Kafkas geçitlerinden güneye akan kollardan birini bir Hun, bir Avar, bir Moğol selinin yayılışını andırıyordu. Zaten gelenlerin saflarında bu kavimlerin bütün tipleri, bütün kalıntıları vardı. Ben bu istilayı düşünürken en önde kızıl bayraklar arasında kılıçlarını çekmiş Kazak süvarilerinin geleceğini sanmıştım. Halbuki bir takım lagar beygirlerinin koşulduğu derme çatma arabaların üstüne yükler, çadırlar, makineli tüfekler karmakarışık doldurulmuştu. Bunların arasına genç ihtiyar kadınlar, hastalar, yaralılar bindirilmişti. Atlılarla yayalar karmakarışık yürüyorlardı. Ortalıkta subaya yahut kumandana benzer kimse görülmüyordu. Kalabalığın arkası alınınca döküntüler sökün etti. Bunlar sürünerek yürüyorlar gibiydi ve arkaları günlerce alınamadı. Gelen tümen kalenin önünde büsbütün karıştı. Bir kısmı kalenin içindeki kışlada, daha çoğu da kalenin önündeki parkın ağaçları arasına yerleştiler. Ateşler yakıldı, kazanlar, tencereler kaynamaya başladı. Bunların bir takımları ellerinde baltalarla yakmak için parkın ağaçlarını deviriyorlardı. Şehirlerde parti teşkilatının ve yerli ihtilal komitesinin üyeleri, gelenlerin kalabalığı arasında emir alacakları, tebriklerini yapacakları insanları aramak için sağa sola koşuyorlardı. Ceplerinde herhalde hazırlanmış karşılama tören nutukları da vardı. Bu nutukların okunması için kalenin önüne bir de kürsü koymuşlardı. Bir kürsü ki onu kuranlar daha aradıklarını bulamadan birkaç kazak, kazanlarla tencerelerin altında yakmak, çorbalarını kaynatmak için onu 1-2 dakika içinde parçaladılar. Büyük şöminenin etrafı renkli acem motifleriyle süslenmiş olan salona holden girilirdi. Hem bahçe kapısı hem hol hem de salon kapısı hafifçe aralık bırakılmıştı. Bu bir işaretti. Onu bekliyordum. Sitare, sevdiğim kızdı. Güney İran'dan vaktiyle buralara göçmüş bir cemaate mensuptu. İyi bir ailenin kızıydı. Bahtsız bir nişan yapmıştı.
Nişanlısıyla aralarında hiçbir duygu birliği yoktu. Nişanlısı dairelerin birinde küçük bir memurdu. Bir Rus kızıyla yaşıyordu. Bu nişanlanmayı bazı aile bağlantıları, miras kaygıları zorunlu kılmıştı. Fakat gönül kanunları, hesap ve menfaat kanunlarını her zaman olduğu gibi bu defa da yenmişti. Ona sitare, yıldız demektense ay demek belki daha doğru olurdu. Ay gibi bir yüzü vardı. Belki narin, selvi endamlı bir güzel değildi. Fakat siyah, dalgalı, kıvırcık saçları, beyaz, renkli yüzü, siyah iri gözleri, yumuşak kıvrak vücuduyla masallarda anlatılan sultanlardan biri, hakiki bir şark güzeliydi. İpek çadrasını başından atıp da çiçekli mavi ipek şalvarı, beyaz ipek bluzunun üstündeki lacivert kadifeden sakosuyla süsleri pırıl pırıl harelenen büyük ocağın yanındaki minderlere yaslandığı zaman çocukluğumdaki masallarda dinlediğim peri padişahının kızıyla karşılaşmış gibi olurdum. Sitarede bir sultandı, gönlümün sultanı. Yıllarca rüyalarıma giren, talihimin aradığı Dilber herhalde buydu. Belki ezelden birbirimize nasip olmak için yaratılmıştık. Belki de masallardaki gibi bir derviş, daha biz birbirimizi bilmeden bize aşkın badesini sunmuştu. Dağları, denizleri, belki de bu nasibim için aşmıştım. Sitareyi beklediğim günler bahçe kapısıyla hol ve salon kapılarını açık bırakırdım. O gelince bahçe kapısını yavaşça kapatırdı. Sonra holden hafif bir rüzgar esintisini andıran bir hışırtı duyulurdu. Benim salon kapısına koşmamla onun salon kapısından görünmesi bir olurdu. Bu anlarda gözleri yarı korku, yarı heyecanla küçülürdü. Pembe beyaz yüzü alev alev yanardı. Heyecanından düşmemek için boynuma sarıldığı zaman başını göğsüme dayar ve dakikalarca öyle kalırdı. Sitare ile sevgimizi hemen bütün şehir biliyor ve bunu anlıyordu. Bu sevgiye hiç kimse fena ihtimaller karıştırmazdı. Bizi tanıyan herkes kadını bir mal sayan ve mal ölçülerine göre anlayan bir geleneğin dışında gelişen bu gönül bağlılığını görüyor ve bunu güzel buluyordu. Sitarenin gelebileceği saat çatmıştı. Her an içeri girebilirdi. O sırada holde bir tıkırtı oldu. Ben yerimden fırlamaya vakit kalmadan salon kapısı açıldı. Gelen meşin kasketli, yıpranmış deri ceketli, omuzlarına atılmış eski bir asker paltosuyla kapıdan giren bir Kızıl Ordu eri. Belki de subayıydı. Anlaşılan bahçe ve hol kapısını açık görünce eve girmişti. Salonun kapısını kaba keçe kalçınlı ayağıyla arkasına kadar itti. Sonra hiçbir şeye dikkat etmeden ağır, tereddütsüz adımlarla masaya kadar ilerledi. Eski deri ceketinin üstünden beli kalın bir kemerle sıkılmıştı. Beline iri bir tabanca asılmıştı. Tabancanın boyundan sarkan meşin kordonu dizlerine kadar iniyordu. Gençti. Fakat saçları karışıktı, kirliydi, yüzü bakımsızdı. Sert olmaktan ziyade asi ve kendine güvenen bir hali vardı. Yıpranmış meşin kasketini resimlerdeki kazaklar gibi kumral, karışık saçlarının üzerine yan yatırmıştı. Kasketinin önüne bir madalyon iliştirmişti. Madalyonun ortasında dünya yuvarlağı görünüyordu. Dünya yuvarlağının ortasına orak çekiç işlenmişti. Yuvarlağın etrafı buğday başaklarıyla, meşe dallarıyla bir çelenkle çevrilmişti. Yavaş adımlarla masaya yaklaştı. Sonra hiç acele etmeden fakat alaycı bir bakışla beni baştan ayağa süzdü. Çizmelerim yeni ve güzeldi. Dağıstan yünlüsünden bir kilotum vardı. Yakası açık, beli kemerli, nefti bir avcı ceketi giymiştim. Bunun açık yakasından boyun kısmı kazak motifleriyle işlenmiş beyaz bir Kafkas gömleği görünüyordu. Sitari bu kıyafetimi çok severdi. Beni ilk defa ben Karabağ'a giden gönüllülerin başında şehrin ana caddesinde at üstünde ilerlerken bu kıyafetle gördüğünü söylerdi. Hatta bazen başıma kıvırcık kalpağımı da oturtarak boynuma sarılır, ceketimin göğüs ceplerinin düğmeleri kapaklarıyla oynar ve onların içlerinde bir şeyler arardı. Hülasa kızıl yabancıyla yaşlarımız arasındaki yakınlık bir tarafa bırakılırsa kıyafetlerimiz arasında bir benzerlik yoktu. Galiba bunun için olacaktı ki kıyafetimi uzun uzun süzdü. Sonra yine yavaş adımlarla salonun köşesine yöneldi. Omzundaki kirli eski asker kaputunu kaseye, halıların üstüne attı. Ben de burada kalacağım dedi. Masanın başına oturdu. Cebinden kirli bir tütün kesesi çıkardı. Piposunu doldurdu, ateşledi. Pipoda yanan adi mahorka tütününün sert kokusu salonun havasına yayılmaya başladı. Sonra tütün kesesini bana doğru itti.
İstemem. Ben tütün içmem dedim. Sizin yeriniz yok mu? Her yer bizim. Burada daha çok insan yatabilir. Sen yalnız mısın? Ben bir muallimim. Burası bana tahsis edilmiştir. Cevap vermedi. Yavaşça kalktım, sokak ve hol kapılarını kapadım. Sitarenin o sırada gelebileceği içimi kurcalıyordu. Fakat kapıların kapalı olduğunu görünce yalnız olmadığımı anlar, sessizce dönerdi. Sonra daha sakin yabancının karşısına oturdum. O masanın bir tarafında gördüğü Türkçe bir Kafkas haritasıyla meşguldü. Bu harf içinde basılmış, oldukça güzel bir haritaydı. Bu sefer bana biraz da şüpheyle baktı. ''Subay mısınız?'' diye sordu. ''Harp içinde subaydım. Kızıl Ordu'dan mısınız?'' ''Ben Tümenç'e kasının komiseriyim.'' Demek hem bir Kızıl Ordu hem de bir Bolşevik'ti. Ben ilk defa bir Bolşevik'le yakından işte böyle karşılaştım. İlk gördüğüm Kızıl Ordu kafilesi gibi ilk gördüğüm Bolşevik tipine de anlamayarak fakat anlamaya çalışarak bakıyordum. Pis kokulu mahorkasının dumanlarını etrafa savuran, dost mu, düşman mı olduğu anlaşılmayan bu genç insan, bana cephedeki mütareke günlerinde karşılaştığım genç Rus subaylarını hatırlattı. Fakat bu onlara benzemiyordu. Onların hemen hepsi bizim gibi yedek subaydı. Aramızda birçok müşterek taraflar, müşterek bilgiler vardı. Hele bir tanesiyle sanki mektep arkadaşı gibiydik. O zaman o da benim gibi henüz 20 yaşlarındaydı. O da benim gibi bir muallim mektebindeydi ve yine benim gibi henüz imtihanlarını bitirmeden askere alınmıştı. Çantasında taşıdığı, yanından ayırmadığı kitaplarını bir gün getirmişti. Handes'e kitabındaki davaları, coğrafyadaki haritaları, fizyoloji resimlerini, hatta kimya formüllerini derhal tanıdım. Eğer konuşmamız mekteplerin verdiği 5-10 kelimelik Fransızcamıza kalmasaydı, neredeyse ben de kitaplarımı açacak ve derslerimizin müzakeresine başlayacaktık. Bizim onlarla temaslarımız uzunca bir zaman ya onların barakalarında ya bizim zeminliklerde böyle devam etmişti. Fakat bir gün Rus askerlerinin kendi komiteleri subayların bizimle konuşmalarını yasakladı. O vakit bize bunu bildiren iri yarı bir Kafkas Ermenisi oldu. Belki bir köylüydü, belki bir işçi. Bizim cephe sohbetlerimiz eski Rus subaylarıyla işte bitmişti. Tümenç'e kasının komiserine gelince onunla aramızda müşterek hiçbir şey yoktu. Üstelik Çeka hakkında korkunç şeyler duyuyorduk. Çeka bir terör teşkilatıydı. Şimdi bu şehirde hepimizin hayatı bu Çeka'nın elinde bulunuyordu. Bir şeyler söylemiş olmak için siz de harpte bulundunuz mu dedim. Cevap verdi. Ben Ejderhan'da balıkçıydım. Sonra askere aldılar. Alman cephesine sürdüler. İhtilal çıkınca partiye girdim. Bir şeyler yaptık işte. Çar'ın kızlarını da kurşuna dizdik. Güya sırıttı. Söyledikleri doğru muydu yoksa övünüyor muydu belli değildi. Sonra yine o çocuğumsu hem kekremsi sırıtışıyla devam etti. Çar'ın kızları güzel değildi. Az sonra aklına bir şey gelmiş gibi tütün kesesini topladı, kalktı, çıktı gitti. Paltosu bıraktığı yerde kaldı. Ermenistan'a girdiğimiz zaman Çar'ın ve ailesinin resimlerini şehirlerde, köylerde duvarlara asılmış görürdüm. Çar'ın er kıyafetli basit bir hali vardı. Yüzü hiçbir mana taşımıyordu, cansızdı. Çariçe'nin yüzünde keder ve bezginlik okunuyordu. Bunların arasında küçük prens Çareviç, yuvarlak yüzü, güzel taranmış saçları, temiz çocuk gözleriyle sevimli bir yaratıktı. Çar'ın kızları galiba 4 taneydi. Bunlar bu aile çerçevesinde daima yan yana ve boy sırasına dizilmiş olarak görünürlerdi. Çeka komiserinin bahsettiği kızlar bunlar olacaktı. Ejderhan, Volga'nın Hazar Denizi'ne döküldüğü yerdedir. Volga kıyıları eskiden beri yarı mutaassıp, yarı meczup, sert fakat kararlı insanlar verir. Bir zamanlar çarlara isyan eden ve bizim tarihimizdeki Kalenderoğlu'nu hatırlatan Pugaçev onlardandı. Dünyaca bilinen Volga Volga şarkısında efsanesi anlatılan Stenka Razin, Volga Kazakları arasından çıkmıştır. Onlar da belki şu eski kaputu, şu süslü şöminenin yanında ve kıymetli acem halıları üstünde yatan ejderhan balıkçısının benzerlerinden başka bir şey değildiler. Onlar da herhalde bunun gibi sert kabaydılar. Onların zamanında da şimdiki gibi steplerle saraylar karşı karşıyaydılar. Fakat bu seferki savaş hiçbir sınır tanımıyordu. Kaf Dağı'nın delinen setlerinden Hunlar, Avarlar, Moğollar gibi binler ve binlerce ejderhan balıkçısı sel gibi akıyorlardı. Bu gelenler bir yıkıcı mı yoksa söyledikleri gibi bir kurtarıcı mıydılar? Yoksa
yeni birer din mübeşşiri mi? Belli değildi. Bir kurtarıcıysalar kimden kurtarıyorlardı? Yahut da getirdikleri din neydi? Şu balıkçının kasketine defne dalı ve buğday başakları arasında bir dünya yuvarlağı niçin takılmıştı? Bunlar öyle suallerdi ki ben bu suallerin cevaplarını verecek durumda değildim. Ama beklemediğim bir şeylerin olduğunu, ama araya beklenmeyen bir şeylerin girdiğini hissediyordum. Azerbaycan artık dünkü Azerbaycan değildi. Diğer Türk ülkelerinin yolları da bizim için artık kesilmişti. İçimde bir takım kaygılı duygular belirmeye başlamıştı. Buralarda yapacak artık ne işim kalmıştır diye düşünüyordum. Şehrin üstüne akşam içimi kemiren düşünceler bu sayısız sorular içinde indi. Gece Sitare'nin evine gittim. Onun beni merakla beklediği belliydi. Salonda annesi yalnızdı. Bu kadının kocası çoktan ölmüştü. Burada akrabalarının yanında biraz da sığıntı gibi yaşıyordu. Daima üzgün, daima endişeli bir hali vardı. Konuşurken etrafı süzüyordum. Bu şehir, bu kadın, bu kız, bu eşyalar bana her zaman ne kadar yakın görünürlerdi. Her şey beni buraya bağlıyordu. Aşk, gelecek için belirsiz fakat geniş ve parlak ümitler. Evet, burası çocukluk rüyalarımı süsleyen Kaf Dağı'nın bir şehriydi. Masallarda Mablisa, Yablisa diye bir takım peri şehirlerinin isimleri geçerdi. Saraylarının pencerelerinde sultanlar gülümseyen, hazineleri tılsımlarla açılan şehirler. Benim için burası sanki onlardan biriydi. Gönlümün sultanını burada bulmuştum. Dağların azameti, tabiatın güzelliği, sevdiğimin sevgisi bana tılsımlı hazineler gibi geliyordu. Fakat belliydi ki artık ortada bir şeyler değişiyordu. Bu değişen belki benim kaderimdi, belki bizim kaderimizdi. Zaten Kızıl Ordu'nun gelişinden sonra şehrin havası bulanmıştı. Bu havaya gittikçe artan bir endişe, bir gerginlik hakim oluyordu. Kimse ne olacağını bilmiyordu. Hiç kimse kendinden, gününden, yarınından emin değildi. 3-5 kişinin gelenlere yaltaklanmak ve onlarla beraber görünerek vaziyeti idare etmek gayretleri boştu. Bu sefer de onlar hem halkın hem gelenlerin dışında kalarak yetkisizlik ve yalınlık içinde bocalayıp duruyorlardı. Şimdi bu odanın içinde de birbirimize o kadar yakın olduğumuz halde içimden gelen duygular bana artık araya bir takım yabancı kuvvetlerin girdiği, bu kuvvetlerin ve olayların bizi birbirimizden ayırdığı, aramızda mesafeler peyda olduğu ve bu mesafelerin gittikçe açıldığı hissini veriyordu. Ejderhan balıkçısının yüzü gözümün önünden gitmiyordu. Karışık saçlarına iliştirilmiş eski meşin kasketindeki dünya yuvarlağı, alaycı bakışları hep gözlerimin önündeydi. Sonra ister doğru ister övünmek için söylemiş olsun, Rusların boy sırasına dizilmiş kızlarının onun bir işaretiyle patlayan silahlar karşısında yerlere serilişi, sonra ormandan, bozkırlardan yollara dökülen kafilelere derbent geçidinin yol verişi, şehre giden kolların perişan hali, hülasa birbirini kovalayan bir sıra olaylar daima fikrimi işgal ediyordu. Bu olan şeylerin bu ülkede, bu şehirde ve bu odada bulunan hepimiz için mukadderat tayin edici bir manası olsa gerekti. Sanki uzak bir mağarada bir sihirbaz elindeki tılsımlarla her birimize yeni talihler, yeni akıbetler işliyordu. Pencereden bakılınca şehir karartılmış gibiydi. Yalnız kalenin önündeki parkta ateşler yanıyordu. Uzaktan bu ateşler başında kaynaşan, sıçrayan, Kafkas, Kazak oyunları oynayan Kızıl Ordu askerlerinin hurraları, balalayka ve mandolin sesleri geliyordu. Evet, bu geceler bir şeylere gebeydi. Sitare'den dönerken önümde yolları sanki çaprazlaşmış gibi görüyordum. Bir ara bir köprüyü geçip de bir sokağa sapacağım sırada bir hayaletin önüme dikildiğini, yolumu kestiğini gördüm, durdum. Koyun postundan bir ceketin üstüne çapraz fişeklikler takmıştı. Kara kocaman bir papağan tüyleri kulaklarına, alnına, yüzüne dökülüyordu. Bütün sokağı kaplamak istemiş gibi silahını yanlamasına göğsünü dayamıştı. Yüzü bir Moğol yüzüydü. Çekik gözleri, çıkık elmacık kemikleri, karanlığın içinde sırtlan gibi sırıtan dişleri vardı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye uludu. Bu adam tarih öncesinden beri Kafkasların o tarafından bu tarafına, bu tarafından o tarafına akıp giden, her önlerine çıkana kimsin diye haykıran milyonlarca ve milyonlarca akıncılardan biriydi. Onun kara, yuvarlak ve sanki yerin derinliklerinden sırıtır gibi görünen bu korkunç, hareketsiz yüzüne uzun uzun baktım. Evet, sual yerindeydi. Nereye gidiyordum?
Fakat nereye gittiğimi ve bir gün yolumun nerelere çıkacağını ben biliyor muydum ki? Bilmiyorum yoldaş dedim. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Ejderhan balıkçısının ilk işi bir harp ilanı oldu. Bir sabah evden çıkınca duvarlara küçük beyannameler asılmış olduğunu gördüm. Bu beyannameler kötü bir el yazısıyla hazırlanmıştı. Beyannamelerin başına Burjuvazi'ye ilanı harp sözleri yazılmıştı. Altında ejderhan balıkçısının imzası bulunuyordu. Sokaklar bomboştu. Herkes evine ve şehir kendi içine çekilmişti. Zaten her türlü kalabalığın, hareketin, direnişin derhal ateşle karşılanacağı beyannamede yazılıydı. Şehrin başına bir yıldırım inmiş ve onu mefluç bırakmıştı. Gün sona ererken şehir tamamen elden geçmişti, taranmıştı. Arabalar, kamyonlar hanlara, kervansaraylara, yığın yığın ev eşyası, dükkan, ticarethane malları taşıyorlardı. Oralar belki de tıka basa eşyayla dolmuştu. En değerli İran, Türkistan halıları, altın, gümüş işlemeler, İhtilal Komitesi binası önünde sergilenmişti. Bunların içinde paha biçilmez parçalar, antikalar vardı. Eski Şiki hanlarının son varisinin evinden öyle sandıklar çıkarılmıştı ki bunların içinde neler olduğunu sahibi de bilmiyordu. Bazıları da ele geçen hesapsız altın paralardan bahsediyordu. Zaten Nuh'a eski, zengin bir şehirdi. Akşam her tarafta devriyeler dolaşıyordu. Görünüşe göre bu sessiz harp, ejderhan balıkçısının ilan ettiği gibi sonuçlanmıştı. Malı elinden alınan şehirde bir mukavemet olmadı. Fakat ara yerde yine de yakasına asılınacak bir suçlu bulunmuştu. Bu bir bayan öğretmendi. Evleri aranan ve eşyaları alınanlardan bir bayan öğretmen, bir çıkının içine sakladığı 21 altınanı haciz komitelerinden kaçırırken yakalanmıştı. Duruşma bu öğretmenin hocalık ettiği mektebin salonunda yapılacaktı. Duruşmanın başlayacağı gün duruşma saatine doğru bu salona gittim. Sıraları daha çok hocalar ve öğrenciler doldurmuştu. Herkes yerini alıp da kapıda nöbet tutan kazaklardan biri "İhtilal Mahkemesi geliyor, ayağa kalkın" diye bağırınca hep birden ayağa kalktık. İhtilal Mahkemesi heyeti göründü. En önde ejderhan balıkçısı yürüyordu. Kıyafeti her zamanki gibiydi. Kasketi yine başında yan yatıyordu. Tabancasının meşin kordonları yine dizlerini dövüyordu. Yine o her günkü asi, hoyrat çocuktu. Yalnız her nasılsa bugün tıraş olmuştu. Saçları düzelmişti. Kirli, tıraşlı yüzünün yerinde genç, renkli fakat duygusuz, zalim bir yüz peydah olmuştu. Kasketini çıkardı. Masanın bir kenarına koydu. Yanında iki asker üye vardı. Heyet kürsüde yerini alınca komiser ilk sözü savcıya verdi. Savcı genç bir kızdı. Aslında bir asil yahut hiç değilse bir burjuva kızı olsa gerekti. Açık kumral, dağınık saçları, mat, narin, güzel bir yüzü vardı. Havanın oldukça sıcak olmasına rağmen sırtına vaktiyle pahalı olması lazım gelen eski yarım bir kürk geçirmişti. Ayakları çorapsızdı ama kısa konçlu lastik çizmeler giymişti. Bu kaba saba kıyafeti içinde ince, kibar bir güzellik gizleniyordu. 24 yaşında kadardı. Savcının bıraktığı bu etki bana 21 altınını haciz komitesinden kaçırırken yakalanan bayan öğretmenin sonu hakkında biraz ümit, cesaret verdi. Kadın kadını nasıl olsa anlardı. Bayan öğretmen de gençti, henüz evlenmemişti. Basit, ifadesiz bir yüzü vardı. Bir esnaf ailesinin kızıydı, maaşıyla geçiniyordu. Sırtına topuklarına kadar inen sade beyaz bir elbise giymişti. Başına attığı çadranın bir ucunu boynundan dolayarak omuz başından arkaya doğru bırakmıştı. Zaten kanı çekilmiş, ağarmış olan yüzü, bir beyaz çadranın çerçevesi içinde daha cansız olarak yüz yuvarlak meydana çıkmıştı. Savcı kız onu derhal suçlandırdı. "Bu bayan öğretmen," dedi, "bir ihtilal aleyhtarıdır, bir halk düşmanıdır, bir mürtecidir. Halktan çalınan bir malı halktan kaçırmak istedi. Fakat halkın eli onu suç üstünde yakaladı. Çarların, kapitalistlerin, emperyalistlerin her yerde yakalarına yapışan bu el onu da tam suçunu işlerken yakaladı. Evet, halktan çalınmış olan bu 21 altın." Burada bayan öğretmen dayanamadı, atıldı. "Fakat yoldaş, ben bir şey çalmadım. Bu 21 altın benimdir. Onları birer birer biriktirdim. Hem ben bir muallimim, bir halk hizmetkarı." Fakat ejderhan balıkçısı onu susturdu. Savcı daha büyük bir şiddetle avına saldırdı. "Hayır, o para sizin değildir. O para bütün dünyada yaşayan çalışanların hakkıdır. Evet, sen bir hırsız."
ve sonra sesini öyle yükseltti ki salonu çınlatan sözleri artık bu dört duvarın arasına sığmıyordu. Kapılardan, pencerelerden taşıyordu. Biz dinleyiciler bile her kelimesi bir tokmak gibi inen bu suçlamaların altında ve bu sayılan suçları sanki biz işlemişiz gibi eziliyorduk. Savcı bayan öğretmenin halkın parasını çaldığını, bir muallim olarak da işçi ve çiftçi sınıfının masum yavrularını insafsızca zehirlediğini bir daha iddia ettikten sonra onu burjuvaziye satılmış bir uşak, bir kuyruk olarak vasıflandırdı. Onu İngiliz emperyalistleriyle Fransız kapitalistlerinin Sovyetler Birliği'ni boğmak için giriştikleri savaşta bir suç ortağı olarak ilan etti. İrticanın gizli ve ücretli ajanlarından biri olduğunu daha ilan ederek sözlerine son verdi. Bayan öğretmen evvela savcıyı sükunetle dinliyordu. Sonra birkaç defa bu sözlerden hiçbir şey anlamadığını söylemeye çalıştı. Bütün bu işlerde kendisinin kim bilir kaç yılda tek tek biriktirdiği şu 21 altını arasında nasıl bir münasebeti olduğunu anlayamadığı belliydi. Hele Nuha'nın bir kenar mahallesinde çalıştığı ilk mektepte nasıl olup da İngilizlerle Fransızların ücretli casusu olduğunu kavrayamadığı anlaşılıyordu. Fakat savcı sesini yükselttikçe onun da şaşkınlığı artmaya başladı. Hele savcı sözlerini bitirip de yerine oturacağı zaman gözlerini bütün hışmıyla onun üzerine dikince bayan öğretmenin şaşkınlığı bu sefer bitkinlik ve derken baygınlık haline döndü. Evvela ayakta sendeler gibi oldu. Sonra sağa sola tutunmak istedi fakat başaramadı. Bir külçe gibi birden yere çökerken ejderha balıkçısı kaleminin tersiyle sert sert ve birkaç defa kürsünün üzerine vurdu. Kapıdaki kazak derhal bağırdı. Ayağa kalkın. Ayağa kalktık. Hüküm verilecekti. Ejderha balıkçısının bu ilk ilanı harbini yeni harp ilanları izledi. Çıkarılan beyannamelerin hükmü bazen gündüz, bazen gece uygulanıyordu. Hele gece yarısına doğru kaleden arda arda yaylım ateşleri duyuluyordu. Kısa bir müddet sonra öyle oldu ki beyannamelerin tabirince silahsızlandırılan ve başsızlaştırılan burjuvazinin artıkları ya tasfiye edildi yahut da ortada perişan bir kalıntı yığınından başka bir şey kalmadı. Fakat daha sonra bu kalıntıya da bir yolculuk göründü. Şehir temizlenecekti. Ardına kapitalizmin döküntüleri denilen şu bizim Nuhalılardan bir kısmının şehirinden çıkması, kırlarda kırılması ve bir daha şehre dönmemesi lazım geliyordu. Bu olan biten şeylere bakarak ihtilale bir mana vermek lazım gelirse buna sadece bir çılgınlık demek yerinde olurdu. Kaldı ki evvela şu ihtilale bir isim bulmak lazımdı. Acaba bu bir ihtilal miydi? İsyan eden ve ihtilalci çıkaran kimdi? Bu bir ihtilalse ihtilalciler neredeydiler? Aslına bakılırsa Azerbaycan'ın hiçbir yerinde hiçbir karışıklık çıkmamıştı. Kimse kimseyle çarpışmamıştı. Hiçbir yerde bir isyan bayrağı açılmamıştı. Tarihlerde yazılı ihtilallerle bunun hiçbir benzerliği yoktu. Memleket gerçi geriydi. Basit ve şartlı bir yapısı vardı. Ama ortada zulümleri altında halkın inim inim inlediği bir zalimler tabakası da pek görünmüyordu. Müstebit bir hükümdar mevcut değildi. Bu ihtilal zindanların kapılarını açarak oralardan hürriyet mücahitlerini de kurtarmamıştı. Çünkü zindanlar günahsız mahkumlarla, hele münevverlerle dolmuş değildi. Çok büyük toprak mülkiyetleri, toprak köleliği, feodal münasebetler daha önce oldukça tasfiye olunmuştu. Bakü'ye münhasır olmak üzere bir amele rahatsızlığı vardı. Petrol işletmesinin tekniği geriydi. Birçok kuyular el işçiliğinin yardımıyla çalışıyordu. Fakat ne var ki memleket zayıftı. Öz idaresini kuramamıştı. Bu bakımdan rahatsızdı. Kuzeyde ise dünya ölçüsünde davaları olan bir hareket gelişiyordu. Bu hareket kendini eski Çar Rusyası'nın bir mirasçısı sayıyordu. Ona göre Azerbaycan, Çar Rusyası'nın bir parçasıydı. Hele onun petrollerine kuzeyde çok ihtiyaç vardı. Rusya'da üretim tekniği hemen hemen petrole göre kurulmuştu ve petrol Azerbaycan'da vardı. O halde mazlum Azerbaycan'ın kurtarılması lazımdı. Demek ki şimdi Azerbaycan'ı kurtarıyorlardı. O günlerde bu düşüncelerin hepsini ve bu kadar aydınlık olarak sıralayabiliyor muydum? Pek daha yine demiyorum. Ama bu soruların hiç olmazsa ana hatlarıyla beni düşündürdüğünü gayet iyi hatırlıyorum. Bu düşünceler dimağımı asıl geceleri sarardı. Günün toplantıları, mitingleri, nutukları sona erip de gece odama çekildiğim zaman kafamda bir sıra sualler belirirdi. Bunlara cevap arardım. Evde yalnızdım. Ejderhanlı balıkçı bu evi daha ilk gün terk etmişti.
Mekteplerde hayat yine başlar gibi olmuştu. İzci oymağımın toplantılarına, gezintilerine son vermiştik. Ama yeni rejim her alanda çeşitli işler çıkarıyordu. Fakat bunların hiçbirinin ciddi bir devamlılığı yoktu. Şu vardı ki eski toplumun hiyerarşisi artık silinmişti. Eski devrin değer ölçüleri süpürülmüştü. Yeni değer ölçüleri ise henüz meydanda yoktu. Olayların gereği gibi kavranması benim akıl gücümü ve anlayış ufkumu aşmıştı. Fakat yeise düşmemek, kendimi kaybetmemek için onları soğukkanlılıkla sıraya koymaya çalışıyordum. Gerçi şu eski dünyada arkasından ağlanılmaya değmeyen birçok şeyler vardı. Proletaryanın sınıf kavgası ve proletarya hakimiyeti bana bir şey ifade etmiyordu. Ama şu Çarlık Rusyası denilen despotizm bütün mitinglerde söylenildiği gibi dünya yüzünde rejimlerin herhalde bir yüz karası olsa gerekti. Sonra tarihte harplerin arkası kesilmediği de doğruydu. Garp Avrupa'sında ve Amerika'da politikacıların ateşle oynadıkları herhalde yalan değildi. Hele emperyalist memleketlerin şarkın mazlum milletlerini zulüm, sömürü ve toptan öldürmeler altında inlettiklerine de artık ben de kalıbımı basabilirdim. Sonra bu son dünya harbinde sayısız cephelerde harbe sürüklenen milyonlar ve milyonlarca insanın öyküsü vardı. Bütün bu eski savaşçılardan sağ kalanlar dünyanın her yerinde öyle bir ateş çemberinden geçmişlerdi ki şimdi onlar neticeyi terazinin gözüne koydukları zaman ellerinde kalan şey koskocaman bir aldanıştan, bir hayal kırıklığından ibaretti. Bu da doğruydu. Ben de eski bir savaşçı ve bu hayal kırıklığına uğrayanlardan biriydim. Sonu gelmez yağmalar, uluslararası çapta soygunlar, yeni yeni harpler ve ihtilallerse elbette ki bir gerçekti. Örneğin şu bizim Anadolu. Dünyayı bölüşenler orada yaşayanlara hala bir avuç bozkırı bile çok görüyorlardı. Duyduklarımın, dinlediklerimin etkisi altında düşüncelerim bu noktaya vardıktan sonra olan bitenlere kendimi zorlayarak da olsa bir takım manalar vermeye çalışıyordum. Derine inmeyen, belirsiz ve sübjektif manalar. Bunlar hiç şüphesiz doğru değildi. Bunların gerçekle bir ilgisi yoktu. Fakat ne çare ki ben bunları bir inkılap örtüsüne büründürerek böylelikle bir yol bulmak ümit ve gücünü arıyordum. Bu elbette ki bir aldanıştı. Evvela en çok tekrar edilen sloganları bulmakla işe başladım. Bütün nutuklarda, mitinglerde, sınıfların kavgasından, parti politikasından bahsediliyordu. Sınıf diktatörlükleri anlatılıyordu. Ben bunların hiçbirinden bir şey anlamıyordum. Bu sözler saçma diyordum. Bunlarla herhalde bir yanlışlık olmalı. Anlatılmak istenen şey herhalde başka. Asıl olan ne sınıf ne de partidir. Bunların hepsi laf. Asıl olan insaniyet. Evet, insaniyet. İşte şimdi buldum. Evet, şimdi kurulmak istenen şey insaniyettir. Bu formülü bulduktan sonra ve kendimce ona inandıktan sonra işin arkası kolay geliyordu. Evet, hakiki ülkü insaniyettir. Bu ülkü daima ihmal edildi. Dökülen kanlar ve sarf edilen emekler hep batıl yollarda boşa gitti. Yağma çağlayanlarından ve esirlik devirlerinden sonra din kavgaları geldi. Orta çağın korkunç karanlığı, sonra imparatorluklar, saltanat kavgaları, taht uğruna dökülen kanlar. Hatta benim bile ilk inançlarım bir imparatorluk masalına dayanmıyor muydu? Tuna'dan Basra Körfezi'ne, Kafkasya'dan Sudan'a, Şimal Afrika'sına kadar uzanacak bir Osmanlı İmparatorluğu için hayaller kurmamış, hatta dövüşmemiş miydim? Sonra üstün millet denilen, tarihi vazifesi olan millet denilen bir anlamın davalarını her şeyin üstüne aldık. Milletleri kademelerine, zaferlerine göre kademe kademe sıraladık. Dilleri bir, dilekleri bir, tarihleri bir, bir üstün milletler imparatorluklarının yerinde saltanatlarını kuracaklardı. Turan bunlardan biri ve en şereflisi olacaktı. Halbuki böylelikle mefkure binamıza çatışmayı, imtiyazı ve harbi ister istemez temel kılmış oluyorduk. Çünkü diğer milletler de kendilerini birer üstün millet gibi düşünebilirlerdi. Onların da kendi saltanatlarını kurması ve hilkatle başlar tarihimiz var, dünyaya hakim olmak isteriz demeleri pekala kabildi. Tıpkı bizim gibi. O zamansa menfaatlerin birbiriyle çatışmaması ve hepsi de dünyaya hakim olmak isteyen imparatorluklar arasına Allah'ın eliyle ebedi kale duvarları çekilmesi kabil olmayacağına göre bunlar arasında kanlı hesaplaşmalar, yani şimdiye kadar olan şeylerin çıkmaması elbette kabil değildi. Halbuki şimdi, işte artık insaniyet devri doğuyor. Tahtlar, taçlar ve bütün zalimler yıkılacak.
bütün dinler bir ve bütün insanlar beraber olacak. Yeni din, yeni dil, yeni sanat, yeni medeniyet, yeni mamureler doğacak. Bütün insanların eşit, bütün milletlerin hür ve beraber yaşayacakları, harpsiz, ihtilalsiz, imtiyazsız yeni bir alem. Bu ne güzel bir rüyaydı. Bu rüya elbette ki saçmaydı ama düşündüklerim bana çekici görünüyordu. Hatta bir de uzun nesir yazmıştım. Biz bütün dinleri bir ve bütün insanları beraber gören bir alemin çocuklarıyız vesaire. Bu uzun yazıda biz derken acaba kimleri kastetmiştim? Bu belli de değildi. Bu elbette ki bir hayaldi. Elbette ki bir aldanıştı. Bu aldanışa beni sürükleyen şey içinde yaşadığım olaylara, gelişmelere, onlarda olmayan manaları yakıştırmamdı. Benim daima bir şeylere kapılan his ve hayal alemimdi. Güttüğüm mantık saf ve basit hislerle örülmüş, sabun köpüğünden başka bir şey olmasa da onun ruhumda uyandırdığı seraba ben inanıyordum. Çünkü ona muhtaçtım. Gerçi zaman zaman ve kendimi ruhumda bu seraba en ziyade kaptırdığım anlarda bazı olayların sert ve kaba hakikati içinde kapandığım bu hücrenin, bu soyut alemin kapısını çalardı. Hapisler, tehcirler, yağmalar, kurşuna dizilmeler. Şehrin ileri gelenleri denilen kimseler, hatta bazılarının kadınları çoktan temizlenmişlerdi. Sünnilerin imamı Nur Mehmet Efendi, Şiilerin ahundu Ferecullah hapisteydiler. Aydınlara henüz el atılmamıştı ama bu davranışın da eli kulağındaydı. Bakü'de, Gence'de büyük temizlik çoktan tamamlanmıştı. Milliyetçi liderler artık yoktu. Köyler taranıyordu. Şu başsızlandırma denilen şey her gün biraz daha genişlemekteydi. Fakat ben bunlara da bir takım izahlar bulurdum. Canım derdim, hangi inkılap getireceği medeniyeti ve nizamı kansız doğurur? Bu olaylar yeni bir alemin doğum ağrıları. Bu dökülen kanlar belki de eski bir takım günahların ödenmesi. Hem sahnedeki aktörlerin ne ehemmiyeti var? Eğer şu hantal kılıklı ejderhan balıkçıları olmasaydı, çarın tahtını kim yıkabilirdi? Hem şu ölmüş Asya, o daldığı ashab-ı keyif uykusundan başka türlü nasıl uyanır? Şu Asya'nın, şu kokmuş Buhara'nın, şu Afyon sarhoşu Acemistan'ın, şu Çin'in, şu Hindistan'ın kangren olmuş durgunluk yaralarını başka türlü nasıl yıkayabiliriz? Hele son sezi beni çok sarıyordu. Çünkü bizim neslimiz garba düşman, şarka ise kırgındı. Garp bize daima oyun oynamıştır, bizi daima haksız çıkarmıştır diye düşünürdük. Garp bizim varlığımızın, vatanımızın, dinimizin düşmanıdır diyorduk. Garbın cebini zalimi, affetmedim asla seni. Türküm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi. Bu bir şiirdi ki o zamanın bütün gençleri ezbere bilirdik. Şarkınsa ruhlarımızda esrarlı bir çekiciliği vardı. Onun uyanmasını isterdik. Daldım gözünde ve uyuyan susmuş ufkuna. Ey şark, kanmadın mı asırlarca uykuna? Hala huşua kubbeler en hisli bir penah. Hala minarelerde tevekkel diyen bir ağ. Ey şark, uyan. Yeter, yeter. Ey şark, uyan. Yeter. İşte şimdi şark yüzyıllar süren uykusundan artık uyanacaktı. Tahtlar, taçlar devrilecek. Zalimler yerlere serilecekti. Yabancılar Asya'nın topraklarından çekileceklerdi. Asya artık Asyalıların olacaktı. Uçsuz bucaksız bozkırlarda ezanlar esir ve mazlum milletlerin kurtuluşuna haykıracaktı. Bu niçin böyle olacaktı? Nasıl böyle olacaktı? Bunu pek tayin edemiyordum ama bunun böyle olmasını istiyordum. Bakü'den toplanacak Şark Milletleri Kurultayı'na delege seçildiğim zaman işte bu ruh hali içindeydim.